Uzaktan mı geliyor? Yaklaşmıştır, geliyordur. Siz Türkan'ın kardeşleri mi oluyorsunuz? Evet. Herhangi bir kardeşlik değil bizimkisi. Birbirimiz için canımızı veririz. Canımızı sıkan olursa da... Selam. Selam. Amma da gelirmişsiniz ya. Hoş geldiniz. Beklettim değil mi? Estağfurullah. Kusura bakmayın. Rahatsız ettik. Rica ederim. Ne rahatsızlığı? Başınızı ağrıtmadan bir iki bir şey soracaktık size. Estağfurullah, buyurun. Türkan ablam pazar gecesi buraya geldi mi? Yok. Yani buraya mı gelecekti anlamadım. Ablam en son sizle görüşeceğini söyleyip çıkmış evden. Yani biz Nihat'la davetteydik. Haberim yok Türkan'dan. Ne oldu, kayıp mı ablamız? Yok, kayıp değil. Siz ne davetindeydiniz? Yemek. Dostlarımızla yemek yedik. Değil mi Nihat? Evet. Çok da geç döndük. Siz Türkan'la hiç konuşmadınız mı buluşmak için? Yani görüşelim dedik ama ben pek müsait olamadım bu aralar. Yani işler çok yoğun da. Siz ablamın arkadaşı değil misiniz? Gazetede çıkan haberleri görmediniz mi? Niye bilmiyormuş gibi yapıyorsunuz? Ablanız nasıl diye sormadınız bile. Gördüm. Yani çıkmış öyle bir haber. Ama ben sizi üzmemek için bir şey söylemek istemedim. Ablamı da aramadınız. Hadi kalkalım artık. Bir dur ya. Canım, ben gerçekten sizin adınıza çok üzüldüm. Türkan'a da çok selam söyleyin. Ne olur sıkmasın canını. Tabii tabii. Hadi, hadi çocuklar. İyi günler. Sağ ol Nihat. Kadın annemin sevmediği kadar varmış ha. Amma dediklerin sen de kadına helal olsun. Vallahi buraya gelene kadar bir umudum vardı. Bir şeyler öğreniriz falan diye ama yok, kalmadı. Yok hala, ben hala şüpheliyim bu kadından. Aman halacığım Allah aşkına. Kadının kocası başında, bebeği karnında. Türkan'a kötü davranıp da ne çıkarı olacak? Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun geçin, oturun şöyle. Teşekkürler. Ne içersiniz? Bir şey almayacağım. Konuyu biliyorsunuz. O yüzden direkt soracağım. O gece ne oldu? Bakın. Aramızda gizli saklı yok. Ya ben sizin fotoğrafı çektiğinizi, haberi de sizin yaptığınızı biliyorum. O yüzden rahatça konuşun. Vallahi hocam ben magazinciyim. Şüphesiz. Ne gördüysem onu çektim. Tanınmış bilinmiş kişiler objektifimize takılınca basıyoruz deklanşöre. Ekmek paramız bu. Ben size işinizi sormuyorum. Ne gördüğünüzü soruyorum. İkisi. Yani eşiniz de Ferit Bey. Yan yana sohbet ediyorlardı. Mekana beraber mi girdiler? O kadarını bilmiyorum. Görmedim. Ben SOTA'daydım. Beraber mi çıktılar peki? Hayır, yok. Eşiniz hanımefendi tek başına ayrıldı mekandan. Benim o adamla hiçbir ilgim yok. Nasıl böyle bir şeye inanabilirsin? Peki. Yorduk sizi buraya kadar. Rica ederim. Abla neredesin ya? Yarım saattir çalıyorum kapıyı, Türkan da açmadı zaten. Uyuyordur çocuk. Ne var, ne oldu? Ya bu gazete haberleri falan. Doğru mu ya? Bizim ya kocası. Bak, sakın abuk sabuk konuşma. Zaten cinler tepemde bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Tamam ablacığım, tamam. Oh benim güzel ablam, kızma sen ya. İyi tamam, buralarda fazla oyalanma, abim gelip seni görmesin. Yok girmeyeceğim zaten. De, bir iki dakika şöyle otur be. Söyle, ne var? Şimdi ben
krediye başvuracağım da. Yedin tabii milletten gasp ettiğin paraları. Şimdi krediye kaldın öyle mi? Ne gaspı abla Allah aşkına ya. İş kuruyoruz şurada. Kolay mı yani? Nasıl bir iş bu ya? Bir türlü kurulamıyor. Ya sermayede böyle haber açık çıkıyor. Ya kolay mı sanki bu işler? İyi. Tamam. Benden ne istiyorsun? Ya şimdi kredi çekeceğim ya, banka garanti istiyor böyle, ipotek mi ipotek. Ya şimdi evdeki kendi payımı ipotek ettireceğim. Öyle başvuracağım krediye. Ama böyle biraz açık kalırsa kardeşine bir omuz atarsın be. Atamam. Benden zırnık falan alamazsın. Ayrıca öyle hisse payıyla ipotek falan da olmuyor efendim. Oluyor ya, gayet oluyor. Ben sordum, soruşturdum. Ya olmuyor. Geçen sefer gene böyle istediğinde korktum, ben gittim sordum. Olmuyor. Ayrıca benim hissem abimin. Verdim, onu verdim. Ya ablacığım şimdi öyle lafla olmuyor ki bu işler. Yani noter lazım, tasdik lazım. Yaptırdın mı sen böyle bir şey? Bana bak, ne notere ne katibe ihtiyaç var. Ben abime söyledim. Hikmet'e de vasiyet ettim. Ben senden önce gidersem buradaki pay abimin dedim. Anladın mı? Ha? Bak, nokta. Çok iyi anladım. Allah muhabbetinizi arttırsın ablacığım. Ne diyorsun? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi güle güle. Türkan. Türkan. Halacığım ses vermiyorsun. Bak perdeleri de çekmişsin. Kapkara olmuş ev. Hala açma. Açma, kimseyi görmek istemiyorum. Hayatım, seni pencereden kim görecek? Açayım birazcık, ışık gelsin. Dur bakalım. Herkes gözümün içine bakıyor ona. Kulağımda sorulan sorgular bitmiyor. Dayanamıyorum artık. Ay güzelim. Ne olursun Türkan, Allah aşkına böyle yapma. Hayatım, biz seni çok seviyoruz. Vallahi billahi üzüntümüzden soruyoruz hayatım. Neyse bu olay çıksın ortaya. Taşıma bu yükü. Türkan, taşıma hayatım. Bizim derdimiz bu canım. O yük de benim de beraber toprağa gömülsün ama. Ama ölmek istiyorum ama. Türkan, ne biçim laf? Bir daha duymayacağım bu lafı. Sen çok gençsin. Senin daha yaşayacak o kadar çok güzel günlerin var ki hayatım. Ama yaşamak istemiyorum. Ah benim üzülüm. Ah güzel Türkan. Bir döksen içine. Bir akıtsan şu içindeki zehri. Her şey çok iyi olacak. Anne. Anneciğim, ne kadar çok salata çeşit yapmışsın. Salataya zeytinyağıyla limon koy. Tamam. Babam bahçedeydi, yukarı çıktı mı? Hı, çıktı, oturuyor. Derya'ya söyle. Sofrayı kurun. Ben geliyorum. Anne nereye? Nesrin, gel, hoş geldin. Geç içeri hayatım. Türkan nerede? Yukarıda. Evi tertemiz yaptım. Her yer pırıl pırıl oldu. Yemeğimi de yaptım. Etli de var, zeytinyağlı da var. Bolca salata da yaptım. Ben bunları akşam yemeğinde bir araya gelin dedikçe herkes dağılıyor. Türkan'ı almaya geldim. Hayatım bir dur, bir dur. Azıcık otur, soluklan hayatım. Ay yok, Türkan'ı alacağım ben. Türkan! Türkan! Kızım! Türkan! Hadi kızım, toparlan. Eve gidiyoruz. Ben gelmiyorum. İstemiyorum anne. Sana istiyor musun diye sormadım ki. Seni eve götürmeye geldim.
Gelmiyorum anne, gelmeyeceğim. Ne olur beni rahat bırakın artık. Bak ben buraya hapsettim kendimi. Kimseye görünmüyorum. Kimse sesimi duymuyor. El aleme fırsat vermiyorum işte. Bak yok gibiyim işte. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.